Cimcim ne yapıyorsun? Ha oğlum, ooo hoş geldiniz. Allah kolay gelsin. Bak, sayın başkanımızın hediyesi. Vefatının 572. seneyi devriyesi, kelamıyla gönülleri, kılıcıyla ülkeleri fetheden bir sultanı, yine onun geride bıraktığı en önemli eserlerden biri olan Muradiye Külliyesi içinde anmak üzere bir araya geldik. Bu vesileyle Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye, Orhan Bey'den Yıldırım Ağa'na, Murat Hüdavendigâr'dan Çelebi Mehmet'e ve İstanbul'un fethinden sonra Bursa'nın imar ve ihyasına değer veren tüm ecdadımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Tabii inşallah onları anlamayı, onların dönemini anlamayı, onlar gibi yaşamayı da Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin inşallah. İkinci Murat Fetret döneminden sonra adeta Osmanlı'yı yeniden kuran Çelebi Mehmed'in oğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın da babası. Amasya'da doğdu, Bursa'da eğitimini aldı. 1421'de Bursa'da tahta çıktı. Bir yandan Anadolu'daki beyliklerle, bir yandan Balkan ve Avrupa devletlerinin ihtiraslarıyla, bir yandan da Bizans'ın sinsi emelleriyle karşı karşıya kaldı. Ama Sultan Murat memleket menfaati için hiç vazifeden kaçmadı. Bu uğurda rahatı değil, cesaretle, azimle canını feda etmeyi göze aldı. Ama aynı zamanda Sultan II. Murat ince ruhlu, hassas, lütufkar, adil, merhametli ve Kur'an'a çok hizmetleri geçmiş ki yan taraftaki Kur'an Müzesi de aslında bunun nişanesidir yani. Onun için oraya konuşlandırılmıştır. Kur'an'a hizmetleri geçmiş bir devlet büyüğümüzdür. Tabii hemen hemen bütün ömrünü gaza meydanlarında geçirdi. Ancak imar işlerini hiç aksatmadı. Çok eser bıraktığı için de Ebul Hayrat olarak anıldı. Saltanatı döneminde Bursa, Edirne ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için medreseler yaptırdı. Osmanlı toprakları da onun döneminde 880 bin kilometre kareye çıktı. Tabii 3 gün hasta yattıktan sonra da genç yaşta vefat edip Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine kavuştu. Türbede de görüyorsunuz hiç abartılı bir şey yok. Üstü de açık. Onun da bizatihi vasiyetidir. Ben Doğan Hocam'ın konularına da çok girmek istemiyorum ama Cenab-ı Allah tekrar dediğim gibi bu devlet büyüklerimizi gerçek manada anlamayı, anlatmayı, onlar gibi yaşamayı bizlere nasip etsin diyorum. Muradiye yapıyoruz, Sultan Murat yapıyoruz. Hüdavendigâr Hazretleri'ni yeniden anmaya vesile oluyoruz. Zaman zaman konuşuyoruz böyle, hocam işte Muradiye bitmez. Bursa, Osmanlı'nın dibacesi ve Bursa'da yatan 6 tane padişahın eserleri bizim için en önemli kaynaklar. Bütün sanatımız, kültürümüz kendini burada ifade ediyor. Bu mübareklerin yaptığı hizmetleri işte yazıyoruz, sayfalarca bitmiyor. Tekrar tekrar. Klasörü her açtığımda, dosyanın kapağını her açtığımda bir başka cümle mutlaka kuruyoruz. Yine bakın yeni bazı oluşumlar geldi. Özellikle bu külliyemiz hakkında, diğer külliyeler hakkında Osmanlı arşivleri, siciller, kadın sicilleri açıklandıkça, incelendikçe nasıl büyük bir mimariye, nasıl büyük bir mirasa sahip olduğumuz bir kez daha anlaşılıyor. Onun için meşhur Dayızade Mustafa Çelebi var.
18. yüzyılda bu Edirne'de bir dönem divan katipliği yapmış ve bir risale yazıyor. Selimiye Risalesi diye. Orada şöyle bir cümle: ne zaman bu camiye girsem vakit namazı kılmayı hep farklı bir şey görüyorum. İşte aynı şey bizim Bursa'da başımıza geliyor. Hangi külliyeye, hangi sultan yapısına girerseniz mutlaka farklı bir obje karşımıza çıkıyor. Onun için bu yapılar konuşmakla, anlatmakla, yazmakla bitmez diyorum. Ve şimdi bugün yine bir tekrarını yapacağız ama yeni yeni bilgilerle, belgelerle ve burada 13 adet türbe, medrese, cami ve imaretin oluşumunu, bu oluşumdaki felsefeyi, bunu konuşacağız.